Bunun için de kameralarımızı Ankara'ya, Oğuzcan Obuz'a çevireceğiz. Oğuzcan, artık detayları da senden dinleyelim. Evet, seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Gözlerimiz aslında bir önceki haberde olduğu gibi yurt dışında. Çünkü yurt dışı seçmenleri için oy verme işlemi başladı. 2 gün geride kaldı. Hatta şu anda 3. günündeyiz. Şu anda sandığa katılım yüksek mi değil mi bunu söylemek güç. Fakat kısa sürede 1 milyonu aştı. Daha önceki seçimde, yani ilk tur seçiminde, hem yurt dışındaki temsilciliklerde hem de gümrük kapılarda kullanılan oy sayısı 1.839.470'ti. Yani bu sayıya 2 günde yaklaştı. Fakat oy verme süresi daha kısa olduğu için ilk tura göre şu anda bu sayıyı geçecek mi geçmeyecek mi, bu konuda bir şey söylemek güç. Fakat seçim takvimi bu bağlamda devam ediyor ve 24 Mayıs'ta artık 73 ülkede oy verme işlemi tamamlanacak. Gümrük kapılarında 28 Mayıs'a kadar devam etse de artık yurt dışında oy kullanamayacak. O oylar Türkiye'ye gelecek, Ankara'ya gelecek, özel bir depoda saklanacak ve seçim gününü bekleyecek. Bu bağlamda da Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin ikinci tur kapsamındaki süreç devam ederken gözlerimiz milletvekili seçimlerine ilişkin yapılan itirazlarda olacak. Bu itirazlar hala devam ediyor. Bu hafta içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'na çarşamba günü saat 17'ye kadar itirazlar, başvurular yapılmaya devam edilecek. Saat 17'den sonra çarşamba günü artık itiraz başvuruları alınmayacak. Bundan sonraysa artık Yüksek Seçim Kurulu bir tarih belirleyecek ve o tarihte toplanarak milletvekili seçimlerine ilişkin kesin kararlar verilmiş olacak ve kesin sonuçlar açıklanacak. Bunun da bu hafta içerisinde, yani ikinci tur seçimlerinden hemen önce olmasını ve tamamlanmasını bekliyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini içinde artık seçim takvimi işlemeye devam edecek. Şu anda iki adayın yer aldığı tek bir oy pusulası, tek bir zarf var. Bu bağlamda iki aday da artık propaganda sürecini hızlandırmış ve devam ediyor olacak. Bu süreçse seçimlerden bir gün önce, yani 27 Mayıs saat 18'de artık sona erecek ve bundan sonra da propaganda yapamayacaklar. 28 Mayıs'ta seçimler Türkiye içerisinde gerçekleştirecek. Saat 17'de oy verme işlemi tamamlanacak. Seçim yasakları kapsamında yine ilk turdaki gibi saat 21'e kadar yasak olacak sonuçlara ilişkin herhangi bir haber yapmak. Fakat Yüksek Seçim Kurulu bu saati daha da erkene çekebilecek ve tüm seçim yasakları da saat 24'te seçim günü sona ermiş olacak ve bundan sonra ise artık gözler seçim sonuçlarında olacak. Bu sonuçların açıklanması kapsamındaki geçici sonuçların bir gün sonra, yani 29 Mayıs'ta açıklanması planlanıyor. Aynı tarihte de itiraz süreci başlayacak. Önce ilçe seçim kurulları itirazları toplayıp 29 Mayıs'ta karara bağlayacak. 30 Mayıs tarihinde bu kez il seçim kurulları itirazları alıp karara bağlayacak. Bir gün sonra 31 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu itirazları alacak. Fakat bir gün değerlendirme yaptıktan sonra ertesi günde, yani 1 Haziran'da nihai kararını vererek artık kesin sonuçlar resmi gazetede ilan edilecek ve bundan sonra da artık 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim süreci de tamamlanmış olacak.